kuvvetli, daha coşkulu bir şekilde ikinci döneme geçireceğiz. Onun için hepinize kolay gelsin diyorum. Yarı yıl tatilinin sona ermesiyle birlikte yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen için ikinci dönem başladı. Konya'da da 450.492 öğrenci ile 30.096 öğretmen 15 günlük tatilin ardından okullarına dönerek yeniden ders başı yaptı. 15 tatilimiz sona erdikten sonra kaldığımız yerden konularımızdan devam ediyoruz. Evet gençler, yarı yıl tatiliniz nasıl geçti? Hepimiz dinlenmiş olarak ikinci eğitim ve öğretim yılına başlamış bulunuyoruz. Sınıflar doldu, yarı yıl tatili dolayısıyla ayrılan arkadaşlar yeniden buluştu. Hasret gideren öğrenciler derslerine kaldıkları yerden devam etti. Ne soracağım? Çünkü görev biliyoruz, partiyi biliyoruz. Yeter bu karşıya, işaret değiştirerek geçtim. Lise şekline bol bol matematik çalıştım ve Türkçe çalıştım ve 5-6 tane kitap okudum çünkü kitap okumak çok güzel bir şeydir. Test çözdüm, tekrar yaptım, kitap okudum. Yeri geldi kitaplarımı okudum, eğlendim eğlenebildiğim kadar. Yani bu tatili değerlendirdim. Kitap okudum, ders çalıştım biraz. Öyle oluyor. Çok güzel geçti, bol bol tekrar yaptım, test çözdüm, kitap okudum. Ve verimli bir şekilde geçirdim. Hocalarımın dediği gibi konu tekrarlarımı düzenli bir şekilde yapmaya çalıştım. Aynı zamanda deneme sınavlarına girdim. Ödev verilmeyen öğrenciler tatil boyunca kendilerine vakit ayırıp bolca eğlendiler. Ders çalıştım, dinlendim, düğüne gittik. Geç saatlere kadar oyun oynadım, sabah erken kalktım, sabah yine geç kalktım. Biraz ders çalıştım, biraz gezdim, kafamı dağıttım. Eksik olduğum konuları tamamladım, gezdim, eğlendim, dinlendim. Bilgisayar oynadım, gezdim, tozdum yani. Gezdim, tozdum, bir de anneannemi gerektim, bu kadar yani. İkinci dönem ortaokul öğrencileri ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınava 1 milyondan fazla kişi giriyor. Bunların arasında neredeyse 3.000 kişi alacaklar. Bu bizim için çok zorlu bir maraton olacak. LGS'ye gireceğiz, biliyoruz, bizler de hazırız bunun için. Çok ders çalışıyoruz. Yapacağız inşallah. İstediğimiz konularla ilgili testler çözüyorum. Tekrarlar yapıyorum, konu tekrarları. Çalışıyorum yani, sıkı çalışıyorum. İkinci dönem lise sınavına geçeceğiz. Ve ileride iyi bir hedefim olduğu için tatilde bayağı bir miktarda çalıştım. Soru çözüyorum, 200-300. Ya çalışıyorum, gezmeye ara veriyorum. Test çözüyorum. Kütüphanede getiriyorum zamanımı genellikle. Önümüzde zorlu bir maraton var. Bu maratonu atmak için çalışmamız gerekiyor tabii ki. Çalışmak için de evden dışarıya çıkmamız gerekiyor. Genellikle zaten kütüphane, etüt, okul. 3 yerde günümüzün çoğu buralarda geçiyor. Eğitimin ikinci yarı yıl dönemi 14 Haziran Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Telefon oynar, bilgisayar oynar derken bayağı tatil hızlı geçti. Derslerime çalıştım, oyunlar oynadım, gezdim, öyle oldu.